Merhaba Abi Dünyası izleyenleri. Bugün sizlerle birçok süslemede kullanabileceğimiz bu püsküllerin yapımını paylaşmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Ben bu püskülleri oğlumun doğum hediyeliklerinde kullanacağım. Onun için yapıyorum. Küpe yapımında kullananlar, hastane ile ilgili süslemelerde, evle ilgili doğumda, birçok organizasyonda bu püsküller kullanılıyor. Püskül için şu şekilde bir dantel ipi aldım ben. Gümüş rengini aldım uyumlu olacağı için süslemelerim için. İki tane şu şekilde kağıt kestim. Kağıdın boyutu tamamen size bağlı. İstediğiniz boyutlarda kesebilirsiniz. Ne kadar büyük bir püskül istiyorsanız o kadar büyük bir kağıt kesin. Elinizde iki adet kağıt olması gerekiyor. Makasım, ipim bu kadar sadece malzemelerim. Dilerseniz yapımına başlayalım püskül için. İlk olarak arkadaşlar şu şekilde ipimi katlıyorum. Bu şekilde. Katladıktan sonra şöyle kesiyorum. Kestiğim ipi ilk parça kağıdımı koyuyorum ve üzerine şu şekilde yerleştiriyorum. Ve bunu da kapatıyorum. Şu şekilde. Ardından ipimi alıyorum. Bunları elimin altından biraz şöyle çekeyim. Şu şekilde. Ardından ipimi şu şekilde parmağımla sabitliyorum. Ve sarmaya başlıyorum. Püskülünüzü ne kadar çok sık istiyorsanız, yani kalınlığını ne kadar fazla istiyorsanız o kadar çok sarın. Ne kadar az istiyorsanız ona göre, yani şu şekilde sarıp sarıp kontrol edip bakabilirsiniz. Ben bayağı bir kalın yaptım. Buna daha kalın püsküller de var dediğim gibi. Göz kararı yaptım hepsini. Kimisi biraz hafif kalın püskül oldu. Kimisi biraz daha ince ama aralar yani pek bir bariz belli değil. Görükmüyor yani fazla. Çok yaptığım için ben her birini ayrı ayrı her doladığımı sayamadım. Ama atıyorum küpe için yapacaksanız şu dolama sayınızı sayabilirsiniz eşit olması için. Sadece 2 tane yapacağımız için. Ben 30 veya 40 tane yapacağım bu şekilde. Bu şekilde dilediğim kadar saracağım. Siz de bu şekilde sarın lütfen. Görmüş olduğunuz gibi ben biraz sardım. Ama bu kadarın yeterli olacağını düşünüyorum. Çünkü bir bu kadar da şurada var. Görmüş olduğunuz gibi birleştiğinde kalın bir püskül olacak. Ardından şu kısmı kesiyorum. Ve yapacağım tek şey şunu şuradan çekmek, şunu da şuradan çekmek ve şuraya sıkı bir düğüm atmak olacak. Ardından püskülün tepe noktasını belirlemiş oluyorum. Şu kısma düğüm attıktan sonra arkadaşlar artık şu alt kısmı da keseceğim. Birbirinden böylelikle ayrılmış olacaklar. Kesebilirsen tabii. Gördüğünüz gibi bu şekilde kesiyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi kestim burayı da. Şimdi şu düğüm attığım yerde şu bitişik olan tarafı yukarıda kalacak şekilde şu şekilde birleştiriyorum. Şuraya ipimi saracağım. Şöyle göstereyim. İpimin uç tarafından birazcık kendimi serbest bırakıyorum. Ve şurayı şu şekilde birleştirerekten şu şekilde sımsıkı saracağım. Oraya da bir düğüm atacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar da bağladıktan sonra artık şurasını kesiyorum ve şurasını görmüş olduğunuz gibi eşitlemek adına en tabanını kesiyorum. Görmüş olduğunuz gibi kısmı da eşitledikten sonra püskülümü tamamlamış olacağım. Bu kadar basit. Her yerde kullanabilirsiniz bunu. Bütün süslemelerinizde. Almak bence gereksiz. Şu ip
3-4 lira bir şey ve bundan bir sürü püskül çıkartabilirsiniz. Fakat birkaç tane püskülü 10-15 lira gibi, sadece 3 tanesini atıyorum 10 TL veyahut da daha da fazla, belki daha da az para istiyorlar. Kendi püskülünüzü bu şekilde rahatlıkla yapabilirsiniz. Deneyecek herkese kolaylıklar dilerim. Lütfen kanalıma abone değilseniz, abone olursanız da çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.